Helal olsun Osman Bek. Yerden göğe kadar helal olsun. Sen de hakkını helal eyle. Şeref tıkar. O şeref bize ait Osman Bek. Ateş ediliyor. Evin dışında. Esma Hanım. Esma Hanım beni duyuyor musunuz? Sen kimsin?
Uzman jandarma Halis. Osman Kanat gönderdi beni. Osman gönderdi. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Buradan hemen gitmeliyiz. Esma Hanım, teyzeciğim. Lütfen, buradan hemen çıkmamız lazım. Gidiyoruz. Hadi, mühimmatları kontrol edin. Hadi, hadi! Hadi, hadi beyler, hadi, hadi! Çıkmadan önce işim bitecek asker. Ateş etmeyin çocuklar. Hadi komutan. Ula siz. Hadi komutan gidiyoruz. Eymanım. Kardeşim. Bir an önce çıkalım buradan başlayalım. Hadi. Vallahi bilmiyorum Kerkükle ama birileri ateş ediyor bu heriflere. Ha,
Tabii tevekkeli değil. Kıbrıs Harbi'nde, Kore Harbi'nde falan aksakallılar imdad etti derler. Kerkükli, bunlar aksakallı değil. Kim o zaman esker de değil? Bunlar korucu Kerkükli. Bunlar köy korucuları. Vay be. Ama fazla tutamazlar Kerkükli. Biz en iyisi uçalım. Baba hastaneye gitmesi gerek. Baba. Komutanım. Teğmenim. Osmanlı Kerkütlü. Onlar... Onlar... geldiniz. Neredensin? Kömürlü delikliyiz. Nereden haber aldınız? Atı haber etmiştir. Tanır mısınız Atı'yı? Tanımaz olur muyuz? Ulan bir daha ayaklarım tutuyor olsaydı Atı kim bilir neler yapacaktı. Komutan bir an önce yok olun buradan. Zor tutarız bunları. Biz de çekileceğiz. Olmaz, size destek lazım. Bak yaralısın. Boş ver. Önemli değil, kafana takma sen. Komutan biz arazi oluruz. Bizi merak etmeyin. Ama siz bir an önce gidin. Bir an önce. En yakın yere ulaşmaya bakın hadi. Gözünü seveyim komutan hadi. Eyvallah. Gidin hadi. Onu unutmayacağız. Allah sizden razı olsun. Kendi özüne dikkat edersiniz. Eyvallah.
yavrum benim. Kızım. Babacığım benim. Adın? Dur Ali, iyi misin? Hamdolsun adın. Daha da susuz kalmışız biraz. Tepemize şişe taktılar. Çok korktuk Dur Ali be. Çok korktuk. Vademiz gelmedi demek hatun. Şş. Ağlama da uşakların yanına ya. Tamam. Tamam. Babacığım benim. Esra. Arayan olmadı mı daha kızım? Yok babacığım. Henüz arayan yok. Ne oldu ki? Osman'la Kerkekli Süleyman. Dağda kaldılar. Allah yardımcıları olsun. Amin. Ne diyorlar? Çok üzgünüm ama henüz bir irtibat yok. Hayır olsun diyelim. Diyelim de... O dağ başında ne eder o balalar? Kurban olduğum Allah'ım, ne ederler orada? Karakola gitsek biz de, orada beklesek? Çok üzgünüm Esma Hanım ama sizi bir süre burada misafir edeceğiz. Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. Hadi Devrem, sen oradan da çıkarsın. Yine geceye kaldık Kerkekli. Gece iyidir Osman Bey, iyidir. Gece adamın üstünü örter. Bakalım -15'te de böyle konuşabilecek misin? Ya yakarız şöyle kocaman bir ateş, olmam mı? Ha? Ya yakarız böyle kocaman bir ateş, bir de tepeye çıkarız. Deriz ki, biz buradayız. Acaba bizi şişlemek isteyen var mı diye bağırırız. Ne dersin? Ya ben zaten senin böyle oldum olası... ...bu istihbaratçılığından şüphelenmişimdir. Şşş! Hop, bak işte ona laf yok ha Osman Bey. Yok, yok da... ...ya Allah'ını seversen Kerkekli... ...bu ateş yakmadı neyiniz ya? Bir saat öncesine kadar hakkını helal et diye niyaz ediyordun bana. Ne oldu Osman Bey? Ha? Vallahi sen korkudan tir tir titreyince ben de öyle bir mola vereyim istedim. Kim? Ben. Ben niye korkacakmışım ya? Sen kendine bak. Yaprak gibi sarardın sen. Ben sadece geride kalanlarım içinden düşer. Yani o da birazcık yani. Sen geride kalanları niye dert ediyorsun ki? Ben gerekirse Kekli Kanaya da... Esma'ya da... Kız! Senden öyle bir talepte bulunan mı olup du? Tamam kızma be, kızma. Ayrıca laf gene niye Esma'ya geldi? Ben onu anlamamışım Osman Bey. Ayağını dengala sen ha. Var ya şu iş bitsin. Seninle gerçekten konuşacaklarım var ha. Benim seninle konuşacaklarım yok. Var, var. Benim yok. Var, hem de çok önemli. Senin benimle konuşma ihtimalin olabilemez. Bak konuşunca göreceksin bakalım nasıl yok. Olur. Yok. Konuşacağım işte. Yürü. Yürüyor. Adamları kaçırdık. Esker yerine bu hainler geçti elimize. Bu hainler geçti elimize. Hainler. Yürü. Sakin ol. O helikoptere bindirilen askerlerin sağ mı ölü mü olduklarını bilmiyoruz. Anlamıyorum ha. Hakat anlamıyorum. Yani gelip ateşe boyunlarını sokmak da neyin nesi? Ne demek yani şimdi bu? Yeter, tamam. Kampa dönmemiz lazım. Hadi. Siz gidin hele. Benim burada yapacak biraz işim var. Gidin gidin. Müzik
Sizi yaramaz korucular sizi. Anlaşıldı. Her yeri aradım ama hiçbir haber yok. Üst bölgesini de ama yok. Yemek yemelisiniz. Biliyorum Temin. Biliyorum. Gerçekten yemek yemelisiniz. Hem askerlerle birlikte olursunuz. Hadi. Hadi Temin'im gidelim. Ne yaşlı kadın ne de kız. İkisi de kurtulmuş. Bizimkiler dağılmış anlayacağın. Ya bu adamlar niye bu kadar beceriksiz çıktılar ya? Yeni mi öğreniyorlar bu işi? Abi ne de olsa karıdır, kızdır diye biraz eğlenceye vurmuşlar işi. Keşke geberselermiş. Bir emrin olursa abi. Yok, hayır. Seyfi! Seyfi! Buyur abi. Bu mudur bulduğun adamlar, he? Abi vallahi ben... Lan size mal pazarından öküz alın demiyoruz ki. Alt tarafı yaşlı bir kadınla kızı halledin diyoruz. Yani abi ben daha önce bu arkadaşlarla çalışmıştım yani. Lan git gözüme gözükme. Hayvan. Kerkük'lü. Sanki biraz daha yürürsek bana ölecekmişim gibi geliyor. Yürümezsek de... Burada donarak öleceğiz Osman Bey. Vallahi Kerkük'lü ne diyorum biliyor musun? Yaz gelince şöyle bir tatile çıksak. Tatil ne ki Osman Bey? Vallahi ben de pek emin değilim ama öyle kum, güneş, deniz. Böyle ıvır zıvır yani. Sadece yemek yemek için kıçını kaldırdığın bir zaman. Çaktın mı? Ah vallahi ya. Güzelmiş ha. Böyle sıcak kum. Yalnız bu mevzuda küçük bir mesele olupdu. Nedir abi? Şimdi... Benle dalga geçmek yok. İstihza etmek yok. Beni diline dolamak yok. Tamam? Tamam vallahi yok. Şöyle ki. Hadi söyle. Ben özüm yüzme bilmirim Osman Bey. Ne? Duydun işte yüzme bilmirim. Biliyor musun? Sırıtma lan, sırıtma lan. Sana bir sırrımızı da tevdi edemeyecek miyiz yani ha? Samimiyetsiz adam. Kerkekli sen şimdi suda batıyor musun abi? Tamam. Bu mevzu kapanmıştır. Vay 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 vay. Sen halatla tırman. 20 kilometre hafif koşu yapabil. Böyle yakın muharebe filan. Ondan sonra alabildiği kadar atış işte. Ama kalkıp yüzeme yani. Tamam dedik balam. Deniz vardı da biz mi yüzmedik? Ya Kerkük'lü. Bunu başka kimler biliyor? Bak kardeşlik. Eğer bu meseleyi... Bir daha açarsın.
seni burada telef eder. Sonra da derim ki kan kaybından gitti. Ya kolunda elim ve azim bir yara olupdu derim. Hatta böyle ardından zarı zarı ağlarım ki inandırıcı olsun. Ki nasıl inandırıcı olduğunu sen iyi bilirsin. Sen var ya çok adi bir herifsin. Ama sustum. Ne yapayım, başka çarem yok. Sustum, ne yapayım? Bırak be, bırak. Şöyle. Ha şöyle, aferin sana Osman Bek, aferin sana. Haydi, şimdi kalk da yürü bakalım, kalk hadi. Ver elini ver. Ver hadi, ver onu da ver. Aldım, aldım. Hadi yürü. Ne olacak şimdi çavuşum? Arayacaklar herhalde be abi. Ya bilmiyorum ki be Hamza. Bilmiyorum ki be abi. Ya beyler. Sizce oradan çıkma şansları var mı? Ya konuşmayın şöyle üzgün süzgün. Belki adamlar yolda, buraya geliyor. Nereden biliyorsunuz ki? İnşallah Emma oğlu. İnşallah. Çok zor görünüyor beyler. Çok zor. Komutan çıktı beyler. Adam sabaha kadar kamuflajlarıyla uyumadan oturdu ya. Rahat çocuklar, rahat. Otur, otur. Şimdi ne olacak komutanım? Yani Osman Kanat'la ilgili. Belki de kurtulmuşlardır komutanım. Ya neticede usta asker bunlar. Değil mi komutanım? Hem Kerkük'lü de öyle zaten. Öyledir. Değil mi komutanım? Komutanım? Önce arama kurtarma çalışacak. Teröristlerden bir iz çıkmazsa... Önce kayıp... Sonra şehit ilan edilecekler. Necesin, iyi misin?
Tamam. 5 dakika istirahat. Dinlenelim biraz ha. Tamam mı kardeşim? Oy. Ya ateş gibi yanıyorsun sen ha. Kardeşlik. Osman. Eyvah yine eyvah. İltihap tutmuş Osman Bey. Şimdi. Osman Bey. Yürümek iktiza edecek. Tamam. Ha gayret. Ha gayret dayanacaksın hadi. Hadi bakalım. Haydi biraz dayan. Kaybetmeyin olur mu? Dur Ali Bahçavuş'a da selam söyleyin. Olur komutanım, söylerim. Hoşça kalın. Senin hadırına çiğ tavuk da yerim de halim kalmadı ya. Kızım, çok zorlama babanı. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Nasılsınız yenge? Sağ ol, Allah'a şükür. Hoş geldin. Her şey yolunda? Yolunda. Başçavuşum, kalkmayacak mısın artık ya? Vallahi uşaklar da burada ya Teğmen'im. Nazlanıyorum biraz herhalde, çaktırma. İyi, dinlen bakalım biraz. Var mı bir şeye ihtiyaç? Yok Teğmen'im ben, sağ olasın. Osmanlılardan haber yok mu? En pisi de bu Teğmen'im ya. Adam seni kurtarmak için geli, boynunu bıçağa uzadı. Dayanılır gibi değil yani. Allah'tan umut kesilmez diyoruz başçavuşum. Ne yapalım? İnşallah Teğmen'im, inşallah. Bu arama timinden de bir şey çıkmadı. Onlar da eli boş döndü. Basına Osman'ın ismi verilecek. Oradan peçede kağıt bir şey ver bana. Hoş geldin. Hayırdır erken geldin? Erken gelmeyip de ne yapacağım? Ha yeter. Erken gelmeyip ne yapayım? Ne oldu? Biz bu memleket için çalışacağız da ne olacak yeter? Ha? Allah için ya. Ne olacak yani? Bak Deniz boy 2 karış oldu, boyumuza geldi.
Bizim zeytin yolda. Böyle bir dünya geleceklerde ne olacak ya? He ne olacak? Bir şey mi oldu Ethem? Bizim şey yok mu ya? Kerkükle. Süleyman abi. Karakoldaki yani. Geçen gün geldi telefon bakmaya, tamam mı? Ben de o telefon bulmaya da keyfim geldi yani telefon bulduğum için. Karakolu aradım, tamam mı? Dediler ki yok, operasyona gitmiş. Kayıp. Yanında da şey işte. Kim? Osman. Allah'ım sen koru. Bir şey var mı Ethem? Peki neredelermiş yani? Haber var mı? Nasıl? Ya yeter, kayıp demek ne demek? Kayıp demek. Allah muhafaza işte, kayıp demek gitti gider ha. Allah'ım sen koru. Babamlar nerede? Kalafat amcayla dışarı çıktılar. Onlar için bir şeyler yapmamız lazım. Hadi kalk. Kalk. Hadi. Nereye? Hadi. Hadi kalk Ethem. Nereye ya? Gidiyoruz. Yürü. Yürü. Teyzeciğim, size çay getirdim. Sağ olasan balam. Allah murad uğur versin. Sağ ol. Burada üşüyeceksiniz ama. İçeri geçseniz. Bir haber var mı? Çok üzgünüm. Sizce ne olmuştur? Yani resmi bilgiyi bilemem ama siz onların arkadaşıydınız. Yani bir tahmininiz var mı? Daha da... Hiçbir zaman 2 ile 2 4 etmez Esma Hanım. Bilmiyorum. Ama bildiğim, eğer o ikisi geride kaldılarsa ve karşılarında o katiller varsa, yemin ederim Osman'la Kerkük'lü onların analarından emdikleri sütü burunlarından getirmiştir. Bundan eminim. Esma Hanımlar Nizamiye'den soruyorlar komutan. Kimmiş? Ethem Tekintaş, Yeter Tekintaş. Tamam. Ulan insan 1-2 dakika yardım ediverir be. Serpilet, hey! Çıkar şunu kulağından be. Ne diyorsun? Ulan çıkar şunu diyor be. Çıkar şunu diyor ben sana. Ya sen ne gamsız adamsın ha? Ne işe yaramaz adamsın? Ulan burada başçavuşun eşeği mi konuşuyor? Estağfurullah koca baba. Ne diyorsun? Ya biraz yardım ediver diyorum ya. Olmaz. Ben maç dinleyeceğim şimdi. Ya oğlum hem dinlersin hem yardım ediverirsin. İkisi beraber olmuyor mu? Ondan sonra Türk futbolu neden geriliyor? Bilinçsizsin koca baba, bilinçsizsin. Bir de Beşiktaşlıyım diyorsun. Öyle pasif futbol takımı tutmakla olmuyor o işler koca baba. Ben senin burada sefil dükkanının küçük işleriyle uğraşırken kritik bir pozisyon kaçırsam bunun hesabını bana kim verecek? Sen mi? Hiç sanmıyorsun. Ulan ben sana şimdi bir kritik pozisyonu sokuvereyim de görgün. Sakin ol koca. Buraya gel. Gel bana Ne oluyor İbrahim? Ha? Gene ne oluyor? Ya Fatma Allah'ını seversen ya. Kritik pozisyon falan filan deyip de edepsiz edepsiz konuşuveriyor burada ya. Benim bak İbrahim. Ben ne zaman bu dükkana gelsem sen bu çocuğu kovalıyorsun, bu çocuğun üstüne yürüyorsun, bu çocuğu dövmeye çalışıyorsun. Ne oluyor sana? Çocuk mu? Ulan ufalsın da cebime giriversin ya. Ufalsın da cebime giriversin. Ya zaten ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu bir döversem var ya, bir döve içim ferahlığı verecek. İçim ferahlığı verecek. Ferahlayamadın zaten. Adliye Selma da içini soğutamadı öyle mi? Ben diyorum kocana, adam safi libido, safi erojen. Aman Allah Allah. Ya zaten bütün laflar dönüp dolaşıp benim başıma patlayıveriyor. Sen ne yemek getiriverdin? Fasile. Oo. Fasile. Ya ben de diyordum bak bugün içimden geçiverdi biliyor musun? Fasile. Ta dün öğleden beri yemedik onu.
Ben bir ara kendimi burada kaybedivermişim. Fesiliye, fesiliye derken seni bilen beni toparlayıverdi. E işte bak, Allah sevgili kuluymuşsun. Ayağına gelemedi fasile. Ye gari hadi. İyi, yeriz gari. Ya bayılıyorum sizin bu muhabbetinize. Bayılıyorum ya. Allah sizi benim başımdan eksik etmesin. 41 kere maşallah. Sizin kaçıncı evlilik yıl dönümümüz olacaktı bu sene? 120. mi? Türk temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerde bulunan kamuya ait tesislere nakledilmesine başlandığı belirtildi. Sayın dinleyiciler, şu anda elimize ulaşan yeni bir habere göre yurdun doğusunda geniş çaplı operasyonlar sürerken Kato kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildiriliyor. Öte yandan kayıp jandarma uzman çavuş Osman Kanat ve ilçe sağlık müdürlüğünde görevli memur Süleyman Kerküklü tüm aramalara rağmen bulunamadı. Sayın seyirciler, şimdi de hava durumu. Marmara bölgesi. Yarın gündüz saatlerinde yağış yok. Akşam Serpilen, ne oldu oğlum? Gol yediniz değil mi? Gol yediniz he? Lan sana değiyorum. Ne oldu? Ne oldu be? Osman. Osman Kocara. Sesi geliyor. Sürü varsa yakınlarda bir köy de vardır. Hadi sık dişini. Hadi balam. Hadi dayan balam. Eğil. Geliyorlar. Ya bunlar katırsız mı kalmış nedir? Yavaş ilerliyorlar. Ama gene de bizden hızlılar. Kaç kişiler Kerkük'te? 6. Bilemedin 7. Sen git. Ben hallederim. Hadi ulan oradan. Onlar bizden hızlılar Kerkük'lü. Ben durdururum onları. Bu dediğin ne benim tarihimde yazar ne de hal tercümemde. Kalk hadi. Kalk. Eğilerek gideceğiz Osman Bek. Şu tepeyi açtık mı elbet bir sürüyle karşılaşırız. Hadi bakalım. Eğil. Eğil kardeşler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamı anladık da tabanca nasıl? Bak babalık. Peşimizde adam var. Ben indi bu yaralımı burada bir yerde saklayacağım. Anladın? Eğer adamlar buradan geçip felaha erersek ne âlâ. Ama bir kelam edersen. Kardeşimi ele verirsen. Onlardan önce seni vururum. O sebep.
sen şimdiden peşin hakkını bana helal eyle. Eskerdir o. Esker. Peşindekiler kim? Onlar. Kim olacak? Onlar. Silahı yerine koy. Neredeysem onu yap. Yardımcımdır. Hep beraberiz. Senin köyden midir? İkram edeyim. Aç mısınız? Yok sakol. Nerededir bu? Bir Suriye mi? Ne mi? Mesut. Suriye mi? He. He. Uzaktan akrabamdır. Devam edelim. Bu nedir? Kepenektir. Yok onu demiyorum. Bu hayvan niye bağlamışsın öyle? Hastadır. Deli otu yemiş. Kesip köye götüreceğim. İyi. Biz seni zahmetten kurtarık o zaman. Hayvanı da alın. İkram kabul ediyoruz ha. Gittiler kardeşlik. Atlattık kardeşim. Osman. Şişt. Osman. Dayı. Ya Allah'ını seversen bir içecek bir şeyler getir. Mahvoldu kardeşim. Osman. Hadi hadi. Osman. Ethem. Karakola haber verdin mi? Hani Esma Hanım bizdedir. Hacet olursa bulaşsınlar diye. Söyledim baba, söyledim. Zor. Malum. Ama bir şeyler yemez lazım. İsterseniz başka bir şey getireyim. Hiç zahmet etmeyesen kızım. Mesele yemek olsa kolay da değil işte. Ya anacığım, yani bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Allah'ın izniyle inşallah geri gelecekler yani. Al ye hadi. Bak, yemezsen büyüyemezsin. Hasta olursun. Değil mi dede? Yemezse büyüyemez. Hasta ol. Ya hocanın Yasin kitabı vardı ya, o kimde? Çavuşum sen gördün mü kitabı? Görmedim abi. Sen mi hala? Buyur Emoğlu. Ya hocanın kitabı vardı ya böyle, namaz hocalı Yasin kitabı. Bilmiyorum Emoğlu. Dede.
Ne kitabı arıyorsun? Yasin, gördün mü? Görmedim. Ya beyler, şu kitabı gören yok mu ya? Ha? Sarı Hoca'nın Yasin kitabı, namaz hocalığı. Kimse görmedi mi? Kitap nerede lan? Adam gibi bir soru sorus. Bir Allah'ın kulu da cevap versin. Abdestimi bozdurmayın benim. Sait. Kur'an'dan okusana abi. Kur'an olmuyor mu? Olmuyor abi. Kur'an olmuyor. Çünkü ben Elif Bağ bilmiyorum. Ya Türkçe yazılı bir kitap vardı. Kimse görmedi mi? Sait. Ne kitabı ya? Sarı Hoca'nın kitabı vardı ya. Yasin. Ha. Tamam bende o ya. Ben baktıydım en sonunda. Sesimi okuyacaksın dedi. Yok, kendim okuyacağım. Hadi biz de istifade edeydik. Sesli okusaydın ya. Sen ne okuyorsun ya? Hamza ne okuyor bu? Yasin okuyor. Niye? Fatih, bir sus ya. Osman Kanat için. Abi ben de okuyacağım. Vallahi billahi ben de okuyacağım. Bu abdest almak gerekiyor mu bunun için Hamza? Evet. Nasıl abdest? Ya yürü git, ne demek nasıl abdest? Lan yürü git be. Dede. Dede. Ne? Nasıl abdest? Ne nasıl abdest? Nasıl abdest alacağız yani? Oğlum önce niyet edeceksin. Ondan sonra da ağzından burnuna 3 defa su çekeceksin. Abi o kadarını biliyorum ya. Yani genel bir şey mi yani? Genel derken? Ya böyle boy abdesti mi yani? Onu diyorum. Ha yok. Boy abdest. Ya da sen al ya. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı. Git banyoda uzun uzun yıkan, bir sürede buraya gelme Fatih'ciğim. Ben alayım ya. Yapamayacağım. Karat komutanım yaptı. Ama ben yapamayacağım. Mahmut! Al silahını! Ama ben yapamam ki komutanım. Vurun öyleyse. Hayır! Mahmut bana bak. Silahını al ve bataryanın tam orta yerine nişanla. Şimdi! Yapmayacağım. Ben seni vurmayacağım komutanım. Sen beni vurmayacaksın. Asker! Sana emrediyorum. Silahını al ve mataryanın tam orta yerine kurşunu çak. Marş! Titreme ulan şerefsiz, titreme. Olmuyor komutanım. Asker! Emri ikiletme! Hemen! Nişan al! Ateş! Aferin asker! Sağ olsun!
diyorsun sana be? Muharrem. Buyur. Hani derler ya, iyiler erken gider diye. Bu Osman Kanat çok kötü bir adam değil mi ya? Ha? Yani hakikaten de çok kötü bir insan Emmoğlu. Berbat bir insan yani. Berbat bir adam ya. Hakikaten çok kötü. Kötü kötü ya. İçir. Eyvallah. Osman. Osman gözünü seveyim. Şunu bir iç. Hadi Osman. Hadi. Onu hemen götürmem lazım. Sen... Kaç kilometrede dedin? Sıkı yürürseniz 2 saattir. Ama siz ancak sabaha varırsınız. Yapacak bir şey yok. Titriyor, fena hastadır. Ya yarası tümden iltihap oldu. Osman. Hadi kardeş iç. İç kardeşim hadi. İç 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 iç. İç. Mukavimdir ha Osman öyle. Bakma ama işte bu namussuz mikrop yok mu? Ne içersen Osman? Daha yiyeceksen kardeş. Ha? Ha? Ya oralarda telefon neyin vardır? Bulursuz ama bana olursa telefon bekleme. Bul bir vesait götür bu çocuğu. Durumu kötüdür. Eyvallah. Osman. Kardeşlik. Hadi. Tut elimden bakayım hadi. Tut. Hadi bakalım. Hop. Oh. Yürü yürü yürü. Gel. Gel gel gel. Gel. Biz bir yürüyelim de. Mevlam da gösterir. Senden razı olsun bize hayrın dokunmuştur. Siz de Allah'a emanet. Merkebi de alın. Ne? Yok olmaz olabilemez. Sen ne yapacaksın? Çobanlık peygamber mesleğidir. Bir çaresini buluruz. Ya malın sahibi sana ne der kızmasa sonra? Bu sene bir ay es çalıştım deyiveririm. Hadi al merkebi bindir şu çocuğu üstüne. Dayı, gönlü büyük adamsın mesela. Allah senden razı olsun. Biz eski kavli aziz tutmuşuk. Haydi selametle. Nasıl oldu? İyi. Zeliha yanında. Pehlivan doktor da sakinleştirici verdi. İyi yani şimdi içeride yatıyor.
Hadi kalk sen de koca baba. Ayağız çöktü bak hadi. Üşüyeceğiz burada. Hadi kalk. Yo yo böyle iyi böyle iyi. Hadi kalk işte koca baba ya. Haberlere bakarız. Hadi kalk. Haber falan açma sen bilet. Telefon çalarsa da açmaya ver. Kapı çalarsa evde... Evde kimse yok değil mi? Yapma koca baba ya. Haber getiren olursa... Alma içeri. Osman'ın kara haberi bu eve girivermesin. Sen bilet. Koca baba. Kimse... Kimse Osman'a dair hiçbir şey demesin bize. Kimse, kimse... Kimse. Köye geldik Osman Bey, köye geldik. Ulan... Ulan bize pislikleri o kefenin bezi çelikten, dikişleri demirden olsa ne çıkar Osman Bek be, he? He? Be hey, dağların taşları kurşun, kayaları bomba olsa da üstümüze yağsa ne çıkar Osman Bek? Köye geldik. Osman. Osman köye geldik. Osman kardeş. Osman kardeşim. Alo Osman. Şşş. Alo. Ya Osman. Ya kurbanın olan bir şey söyle ya. Şşş. Ya gözünü seveyim bir şey söyle Osman. Osman. Ne? Osman. Osman mı? Canım. Olsun hadi söyle tamam hadi hadi tamam hadi söyle yeter ki sen konuş tamam hadi indi bu hararet yapıyor böyle ben bilirim ben bilirim tabi yani vücutta hararet olunca beyin de böyle apır sapır konuşmaya deli devre mukaleme etmeye başlıyor Osman Bek mühim değil yani mühim değil Osman ateş yapıyor ateş ama ben özüm şimdi o ateşe başlayacağım ama ha Ne var be ne var? Benim öz yeğenimin Tahir ve Necip adını ağzına almaktasın Osman Bek. O pis yağır ağzına almaktasın. Biraz daha Esma dersen var ya. Şimdi seni burada çekip vuracağım acılarına bir son vereceğim. Allah'ım, güzel Allah'ım, sen şu garip Süleyman kuluna Hazreti Eyüp sabrı ver ki indi kalkıp bu adamı ben burada vurmayayım. Esma. Esubhanallah. Esma. Allah Allah. Ne var ne var? Esma. Benimle evlenir misin? Ne? Çocuklarımın anası ol Esma. Bana böyle çay yap. Beyaz masa örtülerinde. Oh. Ne yaptın? Merkep oğlum merkep. Ne yapıyorsun? Ya ben ne yaptım ya? Ya ben Osman... Ben bir an böyle kendime kaybetmişim. Ne yaptığımı bilmiyorum Osman. İyi misin kardeşim ha? İyi misin ha? Merkep oğlum merkep. Ne yapıyorsun adamı? Hey! Hey! Şoför kardeş! Şoför kardeş! Ya memleket evladı duruyor burada. Hop hop! Şoför kardeş! Oley be aslanlar! Yaşayın be! Evet beyler,
10 karat ve kerpikli hastane yolunda. Bu işte be! Komutanım, iyiler miymiş? Zımba gibi maşallah. Çevi gibi. Peki ne zaman burada olurlar? Ya kurtuldular ya, dönmeseler de olur. Ne yapacaksın? Başına bela mı arıyorsun? Ama tatlı belaydılar be komutanım. Girme oğlum el lafa. Tatlı belaydılar komutanım. Ne oldu be çavuşum? Çavuşum, dövüyor muyuz? Dövelim. Kimi dövüyoruz? Bence de dövelim. Yürü lan beyler! Allah! 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 Dur! 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 Lan vurmayın beni de 25 dur vurunu bana lan! Allah! Onu da onu! Allah! Dur! Dur! Yaka! Yaka! Vur lan! Bakın da hele ya! Bakın da hele ya! Ya araba gelene kadar bekleseydiniz kızım. Bir an önce gidelim de Mürsel amca. Ya Esma bacım nereye gideceksiniz Allah rızası için? Oraya gittiğiniz zaman da perişan olacaksınız. Kalın işte burada. Evet, hem rahat ederdiniz. Allah razı olsun sizden. Belki Tugay'a daha erken haber gelir, bilemiyorum ki. Alo? Abi. Benim abi. Sağ ol abi, sağ olasın abi. Sağ olasın abi, tamam. Hemen söylüyorum abi, sağ olasın. Osman Aslan İmam abi kurtulmuşlar. Kurtulmuşlar, tamam. Vallahi kurtulmuşlar. Vay be. Anacığım. Bittin ha kardeşim, bittin. Dur 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 dur. Kocanam, doğrul gari doğrul. Bak kim var telefonda, doğrul. Bak. Anneciğim nasılsın? Aslan. Kuzum! İki gözüm oğlum! Osman'ım! Evimin ışığı! Gönlüme yakışıyor Osman'ım! Arayıp da buldum, bağrına aldım kuzum! Gönlümün güvendiği, canımın güvendiği Osman'ım! Bahtı akolası oğlum, kuzum, ciğerparem sen mi yavrum? Söyle bana de bakalım. Söyle sen mi? Söyle sen mi oğlum? Benim anne, benim. Ya iyiyiz, ikimiz de iyiyiz. Kerkütlü de Türk gibi. Vallahi hiçbir şey yok anne ya, lütfen. Aa, bak şimdi doktorlar geldi. Ben seni daha sonra arayayım anne, tamam mı? Hadi, hadi canım, ben seni daha sonra ararım yine. Hadi kapatıyorum şimdi. Hadi. Süleyman ya. Ne kokuyor abi böyle? Ya ben ne bileyim ya Osman Bey. İlaç neyin kokuyordur? Yok. İlaç değil bu, başka bir şey ya. Ney? Ya bu merkep kokuyor be. Ha? Merkep gibi bir şey kokuyor ya. Merkep derken? Eşek ya. Eşek kokuyor kerküklü. Kerküklü bu eşek kokusu, eşek. Senden mi geliyor bu ya? La 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 kuvvet. Bak Osman, beni delirtme. Yoksa oraya gelir, o dedüğün merkep sudan gelinceye kadar döverim seni ha. Vurdun zaten. Sen zaten vurdun bana. Seni şikayet edeceğim oğlum. Vallahi şikayet edeceğim. Al bu, şikayet edeceğim, dava da açacağım sana. Ya insan hiç taşıdığı yaralıya vurur mu ya? Az bile yapmışım. Sen benim... Evet. Sen benim... Ben senin ne? Ya sen niçin benim Esma yeğenim hakkında ileri ve de geri konuşuyorsun Osman Bek? Ha? Ayıp değil mi? Ben mi konuşuyorum? Gerçi... O hararet şeysiyle... Yani sayıklıyordun.
Galiba öyleydi. Kusura bakma ya. Sana da çaktık yumruğu. Yuh yani ya. Yuh. Ayrıca ben ne demişim? Ben demişim ki... Yani benim çocuklarımın şeyi olur musun? Çay demişim. Bir de işte öyle beyaz örtüler falan. Ne demişim ki başka ben? Ne demişim ya? Sayıklamıyordun. Sayıklamıyordun çukur herif. Kasten ve teammüden söyledin. Sayıklamıyordun. İşte bu senin son nefesini verdiğin dakikadır Osman Bek. İndi sen bittin. Saçmalama ya. Süleyman Kerkütlü. Saçmalama. Bak. Bana bak. Ben resmiyim. Saçma sapan bir şey yaparsın hapse düşersin. Kimse kurtaramaz seni ha. Hiç olmazsa huzurum olur. Saçma. Ah oğlum ya saçmalama. Ne yapıyorsun? Ya bırak beni be. Bırak. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Siz de geldiniz. Geçmiş olsun babam. Keklik Hanım sağ olasın. İyisin. Sağ ol. Komutanım. Merhabalar. Komutanım hoş geldiniz. Yeter Hanım hoş geldiniz. Nereye bitti o çorbayı ha? Ya, Kütey mi? Ya çek kocamı bak kadının kus çağı yoksa kus tutacaksın ya. Ulan kabahat sende, kabahat sende. Zöm zöm. Ne diyeceğim bizi paldır küldür buralara kadar getirmedi. Ya koca baba kaç kere söyleyeceğim bunu ya. Sizin bugün evlilik yıl dönümünüz. Sizin bu mübarek evliliğinizin 38. yılını, seneyi, devriyesini bunu da idrak edeceğiniz. Allah Allah. Buğda, dünyanın 9. harikası iyidir gölünde. Gölde biz ne edeceğiz İbrahim? Ne bileyim ben, bu manyak olana soru versene. Bak, bu fevkaladenin fevkinde, romantik mi romantik atmosferde aşkınızı tekrar keşfetme fırsatı bulurken... Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah ya. Aspavan'ın hesapları olmadan, Serbülent'le Zeliha olmadan, Atliye Selma Hanım'ın o tacizleri olmadan... Tövbe estağfurullah. Çifte kumrulağı gibi bir gün, bir gece geçireceksiniz kocanam. Ağz ederim. Ya Serbülent, oğlum, evladım. Şimdi kocana, bunu Zeliha hazırladı. Bunun içinde kuru köfte var, haşlanmış yumurta var, ekmek var. Acık mideniz kıyılırsa içinde turşu da var. Tamam mı? Siz şimdi burada ucuz bir otelde kalırsınız bu gece. Ben de sabah kahvaltıya mütakip gelir buradan sizi alırım. Tamam mı? Niye otelde kalıyormuşuz? Bizim evimiz var ya. Ya Serbülent. Haydi bakın, haydi bakın. Ya Serbülent dur oğlum bir dakika. Ya Serbülent bak şimdi oğlum evladım. Çal. Ne çalacaksın sen İbrahim? Ne bileyim ben. Geliyorum bak. Tamam lan gel hadi gel. Öyle manyak gibi üstüne çullanmayacaksınız ama. Tamam Fatih gel hadi gel. Öyleyse gelmeyeyim yani. Lan tamam gel artık. Ya şöyle Saffet'e söylesek de bir mangal mı yaksak ha? Ya oğlum bu mangal kangal işlerinden ben sıkıldım ya. Bir çarşıya insek, gezsek, tozsak.
Olur lan öyle şey. Niye olmuyor abi? Ya şimdi adamlar dağda kayıpken git içeride Yasin oku. Ondan sonra bulunup düze indiklerinde de çarşıda... Ne bileyim ya, bence yanlış şeyler bunlar. Öyle bakarsan olmaz tabii değil mi? Ya Muharrem bize çalsın, biz koğuşta alem yapalım ya. Vallahi bana %100 uyar Emmoğlu. Ya hastaneden ne zaman çıkıyorlarmış? Lan oğlum onlar hastanede kalmaz. Kaçarlar oradan, tanımıyor mu? Buldum lan. Hüsniye'nin ağzından mektup yazalım. Ya dede, böyle bir ortamda o topa girmesek mi hiç? Ya ne ortamı ya? Adam dağda travmatik bir durum geçirmiş. Bundan daha iyi bir şey gelebilir mi ya? Yazacak mıyız yani? Ben sıkıldım bu mektup işinden ya. E ne yapacağız? Bence Fatih'i dövelim. Yakalayın lan! Oğlunuzun hakkında olacak! Oğlum bakın! Kardeşim oldum ben! Kardeşim lan! Hiç lan! İbrahim. Buyur canımın içi. Niye elimi tutuyorsun sen? Şeyimiz için. Pek damansızmışsın sen be İbrahim. Göle düşerim diye mi korkuyorsun? Düşmem ben, düşmem, merak etme, göl uzak. Ya ne gölü ne düşmesi. Ben... Ne için tutuyorsun o zaman? Ya aşkımızın şey için... Ne aşkı be? Ne diyorsun sen? Günah. Ya ne günah ya? Biz evli baktık, çoluk çocuk sahibi kocaman adamlar değil mi efendim? Ya ben seni elinde tutarım icabında. Höst! Höst diyorsun sana! Höst! Ne biçim konuşuyorsun sen? Hah? İnsanı günaha sokma. Tövbe tövbe. Ya böyle aşk şey mi olur Allah'ını seversen ya? Geçen sefer ben sana çiçek getiriver dedin de. İneğimiz var. Ne çiçeği dediydin bana? Beni bak İbrahim. Sen 60'ından sana huy mu değiştiriyorsun? Ha? Ne demek oluyor bu? Yoksa Adliye Selma sana bir şey mi yedirdi be? Yok ya. Ya Fatma, ben Adliye Selma'yı niye yiyeyim? Aman Adliye Selma'nınkini niye yiyeyim? Yani Adliye Selma'la niye yiyeyim ben? Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri Allah'ını seversen ya? Bir bak İbrahim. Bir daha o karının lafını ağzına... Aman! Kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum? Kumrular gibi oturmuşsunuz ha? Ayol İbrahim Bey. Siz beni tam ortadan çatlatmaya kararlısınız. Yani kararlısınız. Aman Selma Hanım, ben sizi niye ortadan çatlattırayım ki? Ya siz Diyarbakır karpuzu musunuz böyle sulu sulu? Öyle öyle.
öyle. Fatmacığım, sana da merhaba. İbrahim Bey bahsetti. Pek nadim oldu dedi. Pişman ki bin pişman dedi. Özür diliyor. Ben ettim, o etmesin diyor dedi. E ben de dedim ki, insanlık öldü mü canım? Büyüklük bizde kalsın dedim. E hadi artık. İbrahim. Buyur Fatma. Bu karıyı sen mi göle atacaksın yoksa ben atayım mı? Yok, bilmiyorum. Seni gidi, seni karı. Fatma, Fatma. Ay kızım! Aman! Temizlemek lazımdır balam. Temizleriz anne, temizleriz. Dayımla Osman sağ salim kurtuldular ya. Ben dedim sana Esma, bu dağın başında oturmayalım dedim. Ama sen de dayı söz dinleyecek hasret olmadığı için. Yok ama Esma Hanım haklı. Siz kurtuldunuz ya, ölen lan onu. Yani mesela şu an Osman gelse arabayı istese veririm ben. Ya nedir kardeşim sizin bu Osman merakınız, anlamadım gitti ya. Niye kızıyorsun ki yani? Kızmıyorum ben. De haydi içeri girek. Kavga etmeyin haydi. Dayı. Buyur. Ya şimdi antropoz diyeceğim ama erken. Ya nedir senin bu hallerin Allah aşkına ya? Abi siz o sayıklamaları duymadınız Esma Hanım. Sayıklamak? Kim sayıkladı dayı? O. O kim abi? Hadi girin içeri, girin içeri. Vallahi çok yorgunum. Ben azım bir hafta uyumayı düşünür ama. Ya bunun nesi var hakikaten? Öyledir o. Sinirlenecek bir şey her zaman olur. İt damı gibi soğuk burası oğlum. Donacağız burada, donacağız. Hakikaten abi ya. Ya şu arabadan içecek bir şeyler getireydin de içimiz ısınaydı. Abi toplantıdan sonra içersin. Zaten çok heyecanlısın abi. Bana bak. Bak bir gün seni ayağımın altına alacağım. Bir ezeceğim. Ya hakikaten çok kötü döveceğim seni ha. Git bak şunları çabuk. Hadi. Ay ay ay. Ya niye hiç arayıp sormuyorsun he? Seni yaramaz bakır seni. Miro, hangi dağda kurt öldü? İyi. Dağda ölen kurdun arkası sorulmaz kardeşim. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, iyi, iyi. Necla, sen nasılsın? İyi. Hatta çok iyi. Güzel, güzel. Seyfi, oğlum getirsinler şu şeyleri artık, hadi. Ya medeniyet hakikaten çok farklı bir şey ya. Ooo, ha hey, ha hey, ha hey. Yav, 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 şuna bak hele, bak, 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 bak. Hani feodalitede ne derler? Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz ha. Konu açılmışken Necla komutan, bu Zerdüş meselesine ilgilmek lazımdır ha. Teori senin işin. Eyle o zaman. Yani Zerdüş meselesi çok önemlidir ha. Bak bilahare bu felsefeyi seninle
düşünsel düzlemde uzun uzun konuşmak isteyen bak. Olur, olur, olur. Ya bu nasıl bir lezzetti ya? Ya bu nasıl nefis bir şeydir? Fakat çok güzel bir şey ha. Biz bunları dağda bulamıyoruz ha. Başlama gene Miro. Alt tarafı lahmacun. Yok canım. Lahmacun var, lahmacun var. Nerede o lümpen takımının ziflendiği soğanlı lahmacun? Nerede bu bakır kardeşimin seçkin et kombinasyonlu acısı tam kıvamındaki lahmacun? Gerçi bu bize midir yoksa Necla'nın estirmiş olduğu dişil rüzgarın cazibesine midir? Orası meçhul ama olsun gene de iyidir ya. Sana bu meseleyi bir daha açma demiştim Miro. Ne diye konuşup durursun ha? Sen kendini bana öldürtmeye mi çalışıyorsun? Sen kim oluyorsun da beni sorguluyorsun ha? Bakır. Bak kardeşim bizde böyledir ha. Eğer işine gelmişse güle güle. Bizde belediyenin temizlik görevlisi başkan yardımcısını kalaylar. Anladın mı? Bizde böyledir yani ha. Ağrına mı gitti yoksa? He? Seni yaramaz bakır. Yeter artık, kesin şunu. Seni daha önce gebertmeliydim. Bakır. Yeter. Senin hesabını tutan olduğunu hiç sanmıyorum. Car car konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Sen bir hiçsin Miro. Bir hiç. Sana yeter dedim. Ya bunları yemeden öleceğimi hiç düşünmedin. Hele değil bakır. Seni yaramaz bakır. Sakinlediyseniz asıl konuya gelelim. Hem başçavuş kaçtı elimizden hem de uzman. Daha da önemlisi moral üstünlük hiç olmadığı kadar onlarda. Bu şu demek oluyor beyler. Siz burada lahmacun yiyip sidik yarıştırırken merkezde yardımcı komutanlıkta birileri çoktan bizim adımızı topal ördeğe çıkardı bile. Bir şeyler yapmazsak ipimiz çekildi demektir. Bence şimdi tabancası olan değil de bir fikri olan konuşsun ha. Ya başavucum nerede kaldınız ya? Vallahi Osman bir kazan dolusu çay yaptık size ha. Bu iyi haber komutanım. İyi puanlarım benim ya. Kamil. Fatih. Komutanım! O geldi vallahi, ne geldi? Billahi ne geldi? Karnı çarlı duruyor orada komutanım!